Fatma Gül. Ödüm patladı. Mikserle fırını aynı anda çalıştırınca sigorta attı. Onu kaldırmaya çıktım. Evin ışıklarını karanlık görünce... Gittim sandım. Yüreğim iniyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hava soğuk diye sofrayı içeri koydum. Çiçek mi aldın bana? Teşekkür ederim, çok güzeller. Onu yaktım. Mektubu yakıp yok ettim. Ben geride kalan ne varsa her şeyi, yaşanan, yaşanmayan her şeyi yakıp yok ettim Kerim. Seninle şu kapıdan beraber girdiğimiz an sildim geçmişi. Evimde seninle yepyeni bir hayata başladım. Yeni doğmuş gibi yeniden başladım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi ellerini yıka. Yemek yiyelim, acıktım. Ben de çiçeklerimi masaya koyacağım. Fatma Gül. Beni affettiğin için teşekkür ederim. Dolma da alsana. Doydum. Tamam, bir tane alırım. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kadir abilerle konuştun mu? Hı, konuştum. Rahmi abiyi de aradım. Ben de aradım ama açmadım. Ya da duymadı, bilmiyorum. Ortalık biraz sakinleşmiş. Kadir abi abinleri bir süre daha kalmayı ikna etmiş. Evet. Zor olacaktı onlar için taşınmak. Bence de. Ama bu yengemi affettiğim anlamına gelmiyor Kerim. O bitti artık benim için. Tamam, sakin ol. Sinirlenme yine. Bir laf ettim, arkasında duracağım. Artık onun yüzüne bile bakmayacağım. Zamana bırakmak en iyisi. Hayır, bu sefer kararım kesin. Artık bu kaçıncı? Abimin hatını kıramayacağımı biliyor. Onun için yükleniyor da yükleniyor. Haklısın. Ne yaptın? Ders çalışabildin mi? Yok. Evle uğraştım. İşte yemekler falan, vaktim kalmadı. Ama yarın başlayacağım. Bak, sınavların başlıyor. Ders çalışmak zorundasın. Ben de boş durmadım zaten. İşte evle uğraştım. Bir de bunlarla uğraştım. Yerleştirmek çok vaktimi aldı. Nereden çıktı bu? Senden sonra Deniz'le Emre uğradı. Resimleri bastırmışlar. Şimdiden iki tane albümümüz oldu. Çok güzel çıkmışsın. Neyse, hadi yemekten sonra beraber bakarız.